geldi Türkiye. Beşar Esad'ı ben artık bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir. Bu kadar açık konuşuyorum. Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı yaptım. Ha Hitler'in eli sıkılmış, ha Esed'in eli sıkılmış. Bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Ey katil Esed! Katil Esed'in, zalim Esed'in, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Biliyorsunuz ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed'le geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil. Yine olur. Kardeşim Esad önce Beşar, sonra katil ve zalim Esed oldu. Yılların tatil arkadaşları Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından iki düşmana dönüştü. Tam 13 yıl sonra Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatlar, o harekatlarda verilen onlarca şehit, Türkiye'ye sığınan milyonlarca mülteci ve Türkiye'de kökten değişen dengelerin ardından Suriye politikasında da büyük bir U dönüşü geldi. Nereden nereye de bugün Esad'ın zalim Esed'e, sonra yeniden Sayın Esed'e dönüşmesinin hikayesini ele alacağız. 4-5 gün kadar önce Sayın Beşar Esad'la konuştum. Bize farklı şeyler söyledi. Öldürdükleri kadınların tepesinde öyle bir çirkin görüntü veriyorlar ki yenilir yutulur görüntüler değil. Türkiye olarak biz bunların karşısında kalkıp da hala Suriye diyemeyiz. Her şey Mart 2011'de başlayan iç savaştan 3 ay sonra. Türkiye'deki seçimlerdense 2 gün önce bu sözlerle değişti. Esad'dan Esed'e geçişin ilk işaretiydi bu röportaj. O tek harflik fark aslında bir bakış açısı, değişen bir ideolojiydi. 2011'den sonra her geçen günde açıklamaların tonu sertleşti. Ya Beşar, men dakka dukka. Ey Beşar, eden bulur. 3 saatte Şam'a var. En kısa zamanda Şam'a gidecek, inşallah Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Türkiye her geçen gün Suriye'deki iç savaşa daha çok müdahil oldu. 50 bin sığınmacı kırmızı çizgi olarak belirlenmişken açık kapı politikası açık sınır politikasına dönüştü. Suriyeli muhaliflerin toplandığı ve örgütlendiği yer Türkiye'ydi. Özgür Suriye ordusunu Türkiye açık açık destekledi, silahlandırdı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı. Türk ordusu 2016'dan sonra hemen her yıl Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon düzenler oldu. Erdoğan fabrikalarımızı çaldı, buğdayımızı çaldı, petrolümüzü çaldı. Şimdi de topraklarımızı çalıyor. Suriye'ye Özgür Suriye ordusuyla beraber girmek zorunda kaldık. Niçin girdik? Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik. Erdoğan bugünlerde Esad'la düşman değiliz ki dese de 8 yıl önce Suriye'nin kuzeyine yapılan müdahaleyi böyle gerekçelendiriyordu. Bu süreçte izlenen yolu eleştiren, Suriye'ye heyet gönderen ve Esad'la diyalog kurulması gerektiğini savunan ana muhalefete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi her daim çok sert oldu. Gittiler bu eli kanlı zalimi Şam'da ziyaret ettiler. Hala Esed'le bir araya gelelim diyen zavallılar var. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız be? Bu açıklamalara rağmen 2020'de önce istihbarat birimlerinin başkanları arasında görüşmeler başladı. Sonrasında savunma bakanları buluştu. Erdoğan liderler görüşmesinin sinyalini ilk kez o zaman verdi. Rusya, Türkiye, Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Dışişleri Bakanları Mayıs 2023 seçimlerinden önce Moskova'da buluştu. Normalleşmenin yol haritası çizildi. Şam yönetimi bir kez daha Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini ön koşul olarak masaya koydu. O günlerde Erdoğan sonrasında düzeltse de yıllar sonra ilk kez Esed yerine Esad dedi. Ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında olamaz. Türkiye çekilmeden neden buluşalım? Meşrubat içmek için mi? 11
11 Kasım 2023'te ise Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı kareye girdi. Suudi Arabistan'daki Gazze zirvesinde iki lider aynı aile fotoğrafında aynı masa etrafındaydı. Birkaç aydır soğumaya bırakılan süreç, Rus lider Putin'in özel temsilcisinin Suriye temasları sonrasında tekrar ısındı. 26 Haziran'daki görüşmede Esad, egemenliklerine saygı duyulursa Türkiye ile ilgili her girişime açık olduklarını söyledi. Rusya ise arabuluculuk için koşulların her zamankinden daha elverişli olduğunu belirtti. İki gün sonra Erdoğan'dan açıklama geldi. Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Biliyorsunuz ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed'le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Erdoğan bu açıklamadan birkaç gün sonra ise bu kez Suriye ile düşman değildik ki dedi. Esad'ı her an Türkiye'ye davet edebileceğini söyledi. Ne demişler? Dün dündür, bugün bugün. Kardeşim Esad tekrar yüklenirken 13 yılda olan biten, söylenenler, yaşananlar, aşılan kırmızı çizgiler bir kez daha unutuldu. Gözler şimdi Esad yönetimiyle aynı masada kimin, nerede, nasıl bir araya geleceğinde. Nereden nereye? Bu işi çözsünler de tatil mi yaparlar, aynı eve mi çıkarlar hiç karışmam. Yeter ki çözülsün. Nereye, nereden, nereye, nerede Türkiye?